Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Transferde çok hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle çarşamba gününe kadar. 1 Eylül çarşamba gecesi saat 12 değil mi? 24'te iş bitiyor. Bitiyor hocam. Kaldı. Hocam diyorlar ki Zafer Şimşekoğlu'nu Ahmet Hoca nereden çıkardı? Sik Dursun değil mi bu adamın? Evet hocam. Sik Dursun ya da. Sik Dursun. Sik Dursun ya da Sik Dursun. Ben bilmem, herhalde İzlanda'dan veya Norveç'ten bir arkadaşım Sik demek dedi, Zafer demek dedi, doğru. Sik Zafer. Almanca'da Der Sieg'tir. Zafer. Der Sieg. Thor. Film bir var. Thor Şimşek demektir. Son da oğlu olduğuna göre çok güzel bir futbolcu işte. Zafer Şimşek oldu. Hocam kınar gibi bakıyor şuna, şu Sinan Engin'e bak, sana protestocu gibi. Bak gösterin arkadaşlar. Bak. Sen Sik Zafer demektir dedin ama ya Rasi. Protest. Abi neler konuşuluyor? Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ya nereden getirdin bu adamı? Bir dakika. Zafer değil mi? Dersik. Ben kötü bir şey demedim. Yok, ben. Sana Zafer Şimşek oldu diyorum Ertem, ben. Bir şey Dersik. Zik, Zik demek. Der Zik, Almanca'da Zafer. Zafer, Zik de o İzlanda lisanında, Kuzey lisanında Zafer anlamına geliyor. Bu İngilizce'de Victory var. Orada belki Victory, Vic, sonra Almanca Zik diye dönüşerek çıkmış olabilir. Der Zik. Adamın adı Sik Dorson. Erten, hatta İzlandalı golcü. Solon'la oynadığı tamam bir film vardı biliyorsunuz, Zafer'e kaçış. Bu Zik Dorson, Ardiles. İsim babası Ardiles Çakar'dır. Zafer Şimşekoğlu diye isim. Nigel de Jong, Hollandalı futbolcu. O da Galatasaray'la anlaştı. O da yarın İstanbul'a geliyor. Birçok maçını anlattım Şampiyonlar Ligi'nde. Orta sahada basan, rakibi ısıran. Bir de hani Pepe'nin ön libero'daki şeklisine. Biz Galatasaray... Bilmediğimiz başka bir ligde falan da mı oynuyor? Yani Galatasaray Türkiye Ligi'nde oynuyor falan da. Yani bilmediğimiz başka bir ligde falan mı oynuyor Galatasaray? Hayır hayır. Bu kadar adamlar oynuyor. Florya'da sabah kalkmışlar, kazmayı koymuşlar, pat! Ya, hayır hayır Rasim. Tamam da yani bu kadar adamı aldılar, nerede oynatacaklar? Kimle? İşte bir mesaj geldi şimdi, Diarra'yı da bitiriyorlar diye falan. O da mı bitiyormuş? Evet. Hayır para yok diye. Hayır hayır. Bitiriyorlar diye. Ben onlara yalnız ayrı bir şey. Nereden parayı buldu sorusu önemli değil. Zaten finansal fair play kriterlerinden dışarı çıktı. Hocam boşver hocam onu. Demek hocam içeride... bir kadrosunu bir üst üste kalan sayılsın geldikten sonra falan. Hakikaten bilmediğimiz bir lig falan mı var? Başka bir ligde falan mı gidecekler? Ara sıra oynayacaklar falan. Bir tane ligde oynayacaksın. Türkiye Ligi. O kadar. Ondan sonra kupa var abi, belli. Abi, ama sen 3 tane 11 çıkarıyorsun şu an biliyor musun? Evet. Üst düzey yani. Nigel de Jong'la diğer ikisini almazlar abi. Nigel de Jong'la anlaştılar. Tekisinden biri abi. Almazlar abi. Abi önümüzdeki sene yazdılar Sinan Baba. Galatasaray ama tamam da tabii. Abi. Ama Galatasaray zaten önümüzdeki sezon %100 Avrupa'ya gider. Galatasaray bu sene çok iyi takım kuruyor. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah. İyi takım kuruyor. Galatasaray beraber. Ya bir olur ya iki olur. Aynı söylüyorum size. Galatasaray ya bir olur ya iki olur. Nigel de Jong kimdir? Suriye basılı Hollandalı futbolcu Nigel de Jong 1984 yılında Amsterdam'da doğdu, 32 yaşında. Aa, yaşı var. Dünya futbolunda önemli bir ekol olarak kabul edilen Ajax altyapısında futbola adım attı. 12 yıl boyunca Amsterdam ekibinin formasını giydi Ajax'ın. 3 sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg'da forma giydi. 2008 yılında 18 milyon euro bonservis ücretiyle Manchester City'ye geçti. Manchester City'nin o geçiş döneminde, hani o sıkıntılı dönemden yükseliş dönemine geçiş döneminde Avrupa'daki son durağı şu anda Milan oldu. Milan'da istediği performansı sergiledi mi? Hayır. Amerikan MLS Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyiyor. 32 yaşındaki futbolcu 26 maçta toplamda 2203 dakika sahada kaldı. Skora pek bir fazla katkısı olmadı. Defansif orta saha zaten. Evet. Yok abi zaten baksana mı? Mike Tyson gibi abi. Ne skoru gol mu atacak hali yok. Baksana bu. Bu baksana boksör gibi zaten abi. Nigel de Jong. Birazdan icraatlarını göreceğiz. Nigel de Jong'un çok Guardiola ile bir kavgası var. Boksör gibi zaten baksana abi. Guardiola ile bir kavgası var. Baksana. Boksör gibi dediği gibi. Bir gidelim. Dövmüş mü Guardiola'yı? Snyder istedi diyorlar bu futbolcuyu. Tiote konusunda bundan dolayı bir sıkıntı çıktı deniliyor. Çeşitli iddialar var. Ama önce Atatürk Havalimanı'na gidelim. Atatürk Havalimanı'nda Sercan Dikme var. Sercan Dikme niye bekliyor? Kendisine soracağız. Sercan, vay iyi geceler. Sercan hemen var. Seni dinleyelim. Niye bekliyorsun oğlum? Ertem Şener, iyi geceler. Atatürk Havalimanı'ndan mutlu bir akşam dileğiyle başlayalım. Fenerbahçe'nin yeni transferi bir yıllık anlaşmaya vardı, prensip anlaşmasına vardı. Hollandalı yıldız Jormin Lens Atatürk Havalimanı'na indi yaklaşık bir 5-10 dakika önce ama kendisi henüz çıkmadı. Birazdan çıkacak ve yıldız futbolcu buradan direkt Fenerbahçe artık yeni yuvasına doğru gidecek. Çok önemli bir yıldız, Surinam asıllı Hollandalı oyuncuyla bir yıllık kiralık anlaşmasına vardı. Hemen atacak
Özcan Gözlüklü'den rica edelim. Şöyle hem canlı yayında da gösterme şansımız olabilir mi acaba? Kendisi dışarı doğru çıkacak mı? Henüz yok. Henüz bir hareketlilik yok. Burada Fenerbahçeli taraftarların da yoğun ilgi göstermediğini belirtelim. Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarları görmemiz şu anlık mümkün değil. Ancak özellikle sosyal medyada Lens'e inanılmaz övgüler yağdırılıyor. Scouting başarısı olarak gösteriliyor. Ajax altyapısında yetişmişti. Lens birazdan buradan bu kapıdan çıkacak ve artık yeni yuvasına doğru gidecek. Biz de canlı yayında bu görüntüleri ekranlara yansıtacağız. 1987 doğumlu, 24 Kasım 1987 doğumlu futbolcu birazdan havalimanından görüntü verecek. Sevgili Sercan Dikme, sen orada kal, görüntüde kalsın. Birazdan çıkışını vereceğiz, görüntüde kalsın. Sinan abi diyor ki Galatasaray bu futbolcularla ne yapacak yani? Her mevkiye 3 tane futbolcu var neredeyse. Abi çok kaldı, baksana yani. Şimdi bittiyse daha ama. Şimdi bu transferler. Sinan Gümüşler falan, bunlar nasıl oynayacaklar abi? Bunları alırlarsa yani. Bunlar Eren derdi fark etmez abi. Sinan da kenarda oynuyor. Çok oyuncu oluyor. Bu, çok kalabalık. Bu Nigel Denkli oluyor. Anladım. Ön tarafta oynuyor. Onlar ön libero. Ama fark etmiyor abi. Bir süre Snyder oraya kayacak. Bilmem ne olacak falan filan yani. Josie'ye var daha. Diyana diyorsun. Josie'ye var ayrı yani. Bu nerede kapan oynayacak? Eren derdi yok. Yani ve öteki tarafta Sinan Gümüş, başka da Yasin, bir sürü var. Yasin falan yani. Galatasaray'ın çok, Podolski var orada. Podolski yani Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu var. Hakikaten derin bir kadrosu var. Ha derin ki 3 kulvarda gidecek de öyle bir kadro yapıyorsun. Ama 3 kulvar falan da değil yani. Bir tane kulvar var. Ama iyi takım yapılıyor. Tabii transferleri bence bilmiyorum. Bence 2017-18 sezonuna da bir hazırlık var. Yani öyle bakarsak ya öyle ya da yine eskiden olduğu gibi o evet, neydi o Indira Gandhi yapıldığı dönem hangisiydi? Ornitorok muydu? Neydi bir tane şey? Monteverolar falan. Onlar gibi ya öyle olduğuna inanmak istemiyorum. Dursun Özbek döneminde. Ya da 2017-18'de bir hazırlık var. Öyle bakarsan doğru. Oyuncular da eğer doğruysa Diarra, Nigel De Jong öyle isimli oyuncular. Öyle Ontivora, Montivora gibi bilinmeyen isimler. Nigel De Jong çok önemli bir isim. Nigel De Jong tabii. Eskiden kariyerli oyuncular bunlar. İsimleri çok önemli oyuncular. İnmiş mi? Lassana, Diarra, bu Nigel De Jong. O senin dediğin Ontivora, Hayrovic, abuk subuk isimlerdi. Kimse bilmiyordu aynen, isimleri. Aynen, tuhaf tuhaf isimler. Bunlar öyle değil. Oradan bunlar isimli oyuncular. Lens iki kanatta da oynayabilen çok etkili bir futbolcu. Dikkat Bokat'ın da eski öğrencisi, ısrarla bu futbolcunun alınmasını istedi kendisi. Bugün sabah saat 4'e kadar Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarıyla beraber Advokat bir toplantı yaptılar. Dünkü 3-3'lük beraberlikten sonra. Sol konusunda yarın gelişmeler olabilir deniliyor. Hakim Ziye konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir diyor. Ustası o kadar Fener'e geri mi gelecek ya? Bilmiyorum. Yani ne desek hani ıslak imza olmadan derler ya, değil mi Sinan abi? Islak imzayı görmeden bir şey diyemiyorum. Her an her şey olabilir. Ama senin demin dediğin çok önemli. Senin gibi bir Türkiye'nin önemli spor müdürüne diyor ki Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçe'nin yöneticiler bu iş bitti Ertem diyor. Sen tweet atıyorsun, yalan çıkıyor. Evet. Yani bizdeki yöneticilerle ciddiyetsiz baba. Şimdi, yani bir laf vardır meşhur. Cumhuriyeti ilan ettik bile ciddiyeti ilan edelim diye. Şimdi ciddiyet bak, yok abi. Transfer bu işi. Bu ne rezillik? Şimdi transfer işi. En ciddi bizim program. Bakın transfer işi çok farklı bir iş. Biz geyik yapıyoruz. Transfer işi. Şimdi 7-8 tane adama yönelirsin. Ama bakarsın belki hiçbirisini alamazsın. Şimdi bize ne oluyor deniliyor. Bu bitti. Ne yapıyoruz? Bitmek üzere. Alırız. Bakıyorsun olmuyor. Ne yapıyoruz? Bizi bitti. Alıyoruz. Aldık diyor. Abi. Biz hayır. Abi o da inanıyor. Hayır, o da inanıyor. Hayır. O da inanıyor alacağına. Biteceğine inanıyor. Ama sonradan bir pürüz çıkıyor. Doğru. Ya kulübü vermiyor. Ya futbolcudaki şartlarda anlaşılamıyor. Vazgeçiliyor. Evet. Ondan dolayı transferde ha biz bunları söyleriz. 7 tane 10 tane oyuncu söyleriz. Ama doğrusu imza atarken geldi galiba. Evet, havalimanında hareketli saatler yaşanıyor. Şu anda muhabir arkadaşlarımız, basın mensubu arkadaşlarımız da orada. En iyi görüntü alabilmek için yerlerini almak üzereler. Jeremy Lenz. Jermaine mi? Sevgili seyirciler, Sunderland'de forma giyiyordu. Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir futbolcu deniliyor. Birazdan Atatürk Havalimanı'na tekrar gideceğiz. Ahmet Çakar'a dönmek istiyorum. Ben Ahmet Hocam, Galatasaray'daki gelişmeleri birazdan ekrana getireceğiz. Evet. Özellikle Tiote konusunda. Evet. Tiote de bugün sağlık kontrolünden geçti ama basına, medyaya hiçbir şekilde görüntü verilmedi. Hiçbir şekilde bu konuda açıklama yapılmadı. Şöyle bir açıklama yapıldı. Tiote'nin sağlık sorunları, yani sakatlığı var. Bundan dolayı biz bu transferden vazgeçtik. Sonrasında menajerini aradık. Menajeri de çok ilginç açıklamalar yaptı. Bizim sağlık problemimiz yok.
biz Newcastle'da da sağlık problemin olsaydı Newcastle'da bu ortaya çıkardı ve buraya gelmezdik. Burada başka şeyler dönüyor denildi. Bunu söyleyen kim? Menajeri, birinci menajeri. Yani peki, ona bağlı olan menajer. Nasıl Snyder Albers'e bağlı, onun da menajeri, kendi menajeri bu konuda bize açıklama yaptı. Peki, biraz kendi menajeri bu herifle niye gelmiyor? Gelmiş. İstanbul'a gelmiş mi? Evet. Geldim. Otel. Sağlık kontrolüne falan beraber girmişler hep. Sağlık kontrolünde peki sıkıntı çıktı, yani bir sorun olduğu doğru mu, hemfikir mi? Galatasaray Kulübü açıklama yaptı. Neydi? Sakatlığı sebebiyle. Sağlık sakatlığı demedi. Sağlık sorunu dedi. Sağlık sorunu sebebiyle. Allah. Tamam, sakatlığa sağlık sorunu demesi doğru. Şimdi burada iki ihtimali var. Ya gerçekten Galatasaray Spor Kulübü'nün açıkladığı gibi bu çocukta bağlarda, ligamenlerde, şeyde menisküse arıza var. Evet. Derler ki bu çok çabuk sakatlanır. Çaprazında, maprazında bir şey ya da bizim bilmediğimiz ancak komplo teorileriyle ortaya atacağımız. Ne gülüyor bu? Arada Hanut'u almak isteyenler, istemeyenler gibi. Gayrirahmani. Ahlaksızca bir iş olabilir. Ama benim öngörüm o ki Galatasaray Spor Kulübü açıklamışsa bu adam sakatlık var, buna inanmak durumundayız. Şimdi menajer veya Ceylan Çalışkan burada kritikada. Ceylan Çalışkan bağlansın desin ki. Çünkü Ceylan onu dün havalandan kaçırdı. Herhalde Ceylan taksi şoförü değil. Adamı otele bırakıp da ben gidiyorum ya. Ceylan onunla hep menajerler hocam, menajerler teker teker bağlansın. Hayır, Ceylan açıkladı. Ceylan doğruyu da biliyordur abiciğim. Ceylan bize bağlanmazsa işin içinde pislik var demek. Niye? Ceylan'la alakalı değil. Şimdi Ceylan der ki Ahmet hocam, Sinan abi, Rasim, Apo, Ertem'ciğim doğrudur. Bugün şu hastaneye gittik. Orada ortopedi uzmanları MR'la, MR'la baktılar. Ligamenin de menisküsünde bir yırtık var. Bu kalıcı bir şeydir. Bu sorun çıkartır. Galatasaray'da almaktan vazgeçtiler. Herkes tatmin olur. Doğru. Tatmin olamadığımız sürece ne yapacağız? İşin içine komplo atıyordu. Arada biriz Hanut mu almak istedi? Ceylan Çalışkan bağlan! Derek Day'i bir o zaman dinleyelim. Sevgili Onur Yıldız kendisi. Menajeri. Bir dinleyelim. Ne diyor adam? Sonrasında eğer hani çıktığı anda arkadaşlar zaten Necide dikkatli. Lens çıktığı anda hemen kameralarımızı oraya çeviririz. Röportajı yarıda kesebiliriz. Bir izleyelim bakalım. Tioten'in menajeri ne demiş? Bakalım. What happened between Galatasaray and Tioten? Drill medical yesterday, and I feel drill medical today. So you went to the medical yesterday too? Yeah, so last yesterday night and had, today morning? Yes, and then Galatasaray sat us down. They said that there was no problem with the medical. There was no problem with the medical, but they couldn't agree to the personal terms. So what was the reason then? It's said that in Turkish press he had an injury. I mean, Tiote had an injury with his knee. Yeah. He doesn't have an injury with his knee. Newcastle gave him a medical before he left, and they were shocked. So, did Galatasaray mention a reason to you? No, they just said that it was to do with financial fair play, and they couldn't agree to the personal terms. So the reason was the financial fair play. Yes. But didn't they know before Tiote came to Istanbul? Well, yeah. That's the question that we've asked them. So what was the reaction of Tiote after that decision? Tiote is very, very, very disappointed. He wanted to come and play for Galatasaray, for the fans. Mm-hmm. To play for a great club, and to play in front of a passionate supporter, and he's a disappointed player tonight. Evet, bir gün önce Newcastle'da sağlık kontrolünden geçiyor. Buraya geliyor, sağlık kontrolünden geçiyor. Galatasaraylı bir personel diyor, menajer Day. Diyor ki yanımıza geldi, sağlık problemi yok tamam ama biz finansal fair play yüzünden... Ya bu adam Tiote'yi uçağa bindirmeden bilmiyorlar mıydı Galatasaray'ı? Bence şu oldu. Eğer işin içinde böyle bir ketenpele işi yoksa ve sakatlık yoksa Tiote'yi getirdiler. Bu arada bugün... İşte o dediğin De Jong, Me Jong filan bir tanesi olabilir oldu. Bunu harcayacağımıza De Jong'u harcayalım. Biraz daha fazla verelim. Acele çünkü ettiler. Hem Tiote'yi hem De Jong'u alırsak hakikaten fair play sınırının dışına çıkarız. Dolayısıyla biz bundan sarfı nazar edelim, vazgeçelim. 3-5 daha fazla verelim, De Jong'u alalım dedi. Bu da vahşi kapitalizmdir. Çok
Bu doğru bir şeydir. Aynen öyle olmuştur. Bak doğru aynen öyle olmuştur. Olabilir. Bu adamın ne sakatlığı vardır ne sorunu vardır. Bir de Ahmet Hoca'ya ek olarak şunu da söyleyeyim. Bütün tespitlerine katılıyorum hocamın. Ek olarak da şunu söyleyeyim. Bunlar alelacele bu adamın geçmiş performanslarına bakarak, iyi oyuncu olduğuna bakarak bunu alelacele getirdiler. Geçen senesinin bu adamın problemli geçtiğini ben dün söylemiştim yayında da, biliyorsun değil mi? Geçen sene bu adam öyle verimli falan oynamadı. Sıkıntılı bir durum. Son araştırmaları yaptılar. Eyvah dediler, biz yanlış adam alıyoruz galiba diye. Böyle bir şeyle bu adamı geriye yolladılar. Daha iyisini alalım diye. Belki yoksa Feyenoord dediği gibi finansal olayını biliyorlar. Hayır, Los Angeles. Los Angeles Galaxy'de mi oynuyordu? Adamın sakatlı olsa hocam, zaten oraya gelir belki gider. Belki De Jong menajeri Los Angeles Galaxy'de kendisiyle şimdi, falan bir irtibatta bulundu. Belki Schneider veya hoca devreye girdi. De Jong tamam dedi. Şuna verin geleyim dedi. Ulan şimdi buna ben yılda 1,5 vereceğime 2,5 De Jong'a veririm. Hem sınırların içinde kalırım. Hem de De Jong 2 tane Toyota eder dediler. Buna da saygı duyarım ha bu harekete. Hocam şimdi mesajlar geliyor bir sürü. Gereksiz transfer demiştim. Bir sürü mesajlar geliyor. Bu Toyota işinde büyük bir tuhaflık var. Ayağı bir tek ayağı ince falan, tek ayağı ince falan gibi laflar geliyor da. Şimdi doğrusu bak oradaki yanındaki Ceylan Çalışkan. Aynen öyle. Bizim arkadaşımız. Bağlıyorlar. Ben Ceylan Çalışkan'ın söylediğini dinlerim. Çünkü konunun içindeki insan o bizi net burada aydınlatır. Ceylan ne dersek. Ne dersek yanlıştır. Öyle deriz, böyle deriz, şöyle deriz, böyle deriz. Doğrusunu Ceylan şimdi söyler, olur biter abiciğim. Doğru. Ceylan Çalışkan, sevgili Ceylan Çalışkan arıyor muyuz arkadaşlar? Evet, şu anda konuşuyor arkadaşlarım. Bağlamak üzereler. Gerçekten de hani bu konularda çok hassas bir isim Ceylan Çalışkan. Hani bugüne kadar yaptığı işlerle de her zaman göz önünde olan bir insan sevgili Ceylan Çalışkan. Bakalım o neler söyleyecek ama bu konuda evet hattımızda şu anda sevgili Ceylan Çalışkan'a iyi geceler diyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Bütün sevgili dostlarıma iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Sevgili Ceylan Çalışkan, biraz önce gördük, Tiyote'yi dün getirdiniz. Ben her zaman kendi fikrimi söylüyorum bu konuda. Hepimiz de aynı fikirdeyiz. Sizin yanınıza gelen bir futbolcunun kötü olma gibi bir durumu yok. Bu transfer bitmiş demektir deniliyor. Ama bugün öğleden sonra ajanslara düşen bir haber bu futbolcunun sakat olduğu ve Galatasaray'ın bu transferden vazgeçtiği yönünde. Ne diyeceksiniz bununla ilgili olarak? Şimdi şunu söyleyeyim. 3 ay önce falan ben Newcastle'daydım. Bu beraber çalıştığımız arkadaşlar bunun resmi menajerleridir. Bunlar Newcastle'da 9 tane futbolcuları var. Gidecekler listesini aldılar, bana verdiler. Tiyote'de vardı gidecekler listesinde. Ben de Türkiye'deki bazı kulüplere bunu söyledim. Galatasaray kulübüne de söyledim. Ve Galatasaray kulübünün o zaman önceliklerinin Diarra ve Lucas olduğunu söylediler. Onlar olmazsa alternatiflerden birisi olabileceğini söylediler. Ondan sonra bundan 3-4 gün önce tekrar bir konuşma geçti aramızda. Diarra'nın zor olacağını, Lucas'ın artık olmadığını, bunun olabileceği söylendi, konuşuldu. Ben de gelsin futbolcular, geldi. Önce Newcastle'da doğrudur, bir sağlık kontrolünden geçirdiler. Orada bir sıkıntı çıkmadı. Buraya geldi. Buraya geldiği zaman 2 gün sağlık kontrolünden geçti. Sonra kulüp doktoruyla biz oturduk, bir toplantı yaptık. Kulüp doktorunun şu anda futbol oynamasının da bir sakınca olmadığını ama ileriye dönük şüpheleri olduğunu söyleyince, yani şüpheleri olduğunu söyleyince biz de rahat etmedik işin doğrusu. Bu transferin olmamasına beraber karar verdik. Durum bundan ibaret. Bunun haricinde bir şey yok. Sağlık sebeplerinden dolayı değil mi Ceylan? Yani şimdi ileriye doğru sıkıntı olacağını söyleyince kulüp doktoru, tabii ki bu risk taşıyan bir oyuncu deyince biz de ister istemez bu işten vazgeçtik yani. Evet. Tamam. Ceylan teşekkür ederiz kardeşim. Teşekkür ederiz aydınlattığın için kardeşim. Işte. Tabii ki Ahmet hocamın dediği bir şey de orada şey, yani Nigel De Jong olayı da vardı bu arada. Tabii onu da tercih etmiş olabilir kulüp, bu da çok doğal hakkıdır yani, bunu kimsenin, bu yabana atılacak bir şey değil ve tabii. mantıklı da bir şey. Yani Nigel De Jong'u tercih edebilir kulüp. O da bunun en doğal hakkı. Doğru. Evet. Hayırlısı önemli olan burada Galatasaray'ın mağdur olmaması. Tabii, Galatasaray tabii. Doğru. Yani bu büyütülecek falan bir konu da değil. Tabii. Bir futbolcu olur, diğer futbolcu olmaz. Aynen öyle. Yani olay aynen böyledir. Teşekkür ederiz aydınlattığın için kardeşim. Bunun haricinde söylenen her şey yalandır. Ceylan abi ama şöyle bir şey var. Hani bir futbolcu sakat değilse
eğer hani ileriye dönük diye kulüp zaten böyle bir açıklama yapıyorsa bu futbolcuya da zarar verir. Hani Galatasaray sadece kendi cephesinden konuşmamalı. Bu yönde bir açıklama yapmamalı. Yok, Galatasaray kulübü sakat demiyor futbolcuya. İleriye dönük şüphelerimiz var dedi doktor. Bir dakika. Ne mutlu bana ki üç büyükte, bak burada Galatasaray yönetimini kutluyorum, İnceleyip sık dokumuşlar. Galatasaray'ın sağlık kurumundaki doktor arkadaş veya arkadaşlarına tebrik ediyorum. Bakarlar. Şimdi mesela şöyle düşün. Adam 30 yaşında, 130 kilo, kan yağları çok yüksek. Günde 2 paket sigara, 2 de büyük şişe rakı içiyor. Ben kızımı o herifle evlendirmek istemem. İleriye dönük geberme şansı var herifin. 130 kilo, 2 paket sigara, 2 tane rakı. Bunu futbolcu için söylemiyorum. Genelden bir örnek. Şimdi baktılar ki orada bıçak izi, burada kıkırdaklar, kayırma, burada kalsifikasyon, kireçlenme. Ulan bu adam zaten çocuk değil. Bu ilk yerde patlar. Yani şey hocam, gibi. Efendim Ceylan. Sevgili hocam şunu söyleyeyim. Yani bu bir yere gider, başka bir kulübe gider. O kulüpte 30-35 maç oynar. Sıkıntı da olmaz. Tabii bilemezsin. Tamam. Ceylan abi şunu sorabilir miyim? Galatasaray'da mesela Eren Derdiyok geldi, Tolga geldi, Kavan da geldi. Gelen futbolcuların çoğu... Ceylan abi seni bir bekleteceğim. Ne olur hattan ayrılma. Lens geldi. Jeremy Lens geldi. Lens geldi. Ne olursun hattan ayrılma. Bir Sercan Dikme'ye dönelim. Sercan, Lens geldi. Söz sende. Evet geldi Ertem Şener. Hemen yanına doğru gidiyoruz. Suruyla masınlı Hollandalı yıldız Jeremy Lens İstanbul'a ayak bastı. Birazdan görüşlerini alacağız. Sunderland'den bir yıllık kiralık anlaşmasına vardı. Canlı yayında ekranlarınıza yansıtacağız İlk görüşlerini, duygularını, düşüncelerini. Fotoğraf işleminin bitmesini bekliyoruz. Evet. İlk görüşleri alalım. So, what are your first feelings? I'm glad to be here. Took a while to came here, but I think the most important thing is that I'm here now. We need to speak with the club, and tomorrow hopefully everything goes well, and then I will sign for Fenerbahçe. Biraz zaman aldı aslında buraya gelmem ama şu anda burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Bu sürenin ardından sonunda buradayım. En önemlisi de bu zaten şu anda burada olmam. Son birkaç adım kaldı. Fenerbahçe ile son görüşmelerimizi yarın da yapacağız. Umarım Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak devam edeyim yoluma. Koçlar konuştu. Kendisine neler söyledi avukat? Gelmesinde şüphesiz ki katkısı vardır. Acaba koçla neler konuştu? To our coach before coming here and what did he tell you? Talk to him. He has a problem. I know a lot of friends in Holland that Fenerbahce is one of the biggest club in Turkey, so I knew already quite a bit about the club, and that's why I'm more happy that I can play for this club if everything went well tomorrow. Tabii ki hocamızla konuştum. Bana bu kulüple ilgili son derece olumlu görüşler aktardı. Ama ben zaten Hollanda'daki birçok arkadaşımdan Fenerbahçe'yi biliyordum. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyordum. Bu nedenle bu kulüple ilgili bilgi sahibiydim zaten daha önceden de. Buraya geldiğim için mutluyum. Umarım dediğim gibi her şey iyi gider ve Fenerbahçe'nin bir parçası olurum. Fenerbahçe taraftarın tek kelimeyle nasıl özetler? Tek kelime. How can you resume Fenerbahçe fans? What do you know about them? Just one word. Great fans. Harika taraftarlar. Son olarak. Thank you. Yes, tamam. Thank you. Çok teşekkürler. Thank you very much. Yeni transfer Jeremy Lens'in ilk görüşleri bu şekildeydi. Ertem Şener çok yıldız bir oyuncu. Orta sahanın her mevkiinde oynayabiliyor. Sor yine. Tabii ki henüz bu transfer resmiyet kazanmadı. Bunun da bilgisini verelim. Sana söylediğimiz soruyu bir soralım kendisine. Burada bulunan yolcuların da yolcuların ilgisi var. Dışarı çıktıktan sonra hemen Ertem Şener ileteceğiz o soruyu.
Şu an tabii ki mutluluğu yüzünden anlaşılıyor. Jormin Lens'in. İşte bir taraftarla, minik bir Fenerbahçeli ile fotoğraf çektiriyor. Evet abi. Evet. Arkamız boş arkadaşlar. Abi hızlı yoksa. Selfie işlemi uygulanıyor şu an. İngiltere Premier Lig'de Sunderland forması giyiyordu Lens. Alalım tercüman kardeşimize. Sordurulmasını istemiyor şu anlık Ertem Şener. Bunu belirtelim. Az önce kendisine sordum tercüman aracılığıyla. Tamam, ortada kalsın. Ortada kalsın. Abdülkerim abi, nasıl gördün, nasıl buldun Lens'i? Vallahi ben şu anda güzel buldum. Tişörtü güzel, kendi tişörtü güzel, yapışıklı ya. Bir olma. Kurt var, kurt. Evet. Kurt mu, domuz mu? Çok güzel, güzel. Yürüyüşü tişörtü. Güzel. O kurt mu, domuz mu ya? Rahat, relax. Çok ne? Acı. Tam sporcu yürüyüşü. Çok acı. Yani işte çok güzel acı. Bulduk. Hocam yine ne tehlikeli. Fenerbahçe'nin geleceği için aslında şu anda mesaj şurada. Eskiden bırak Lens'i, Van Persie'yi. Fenerbahçe'ye yurt dışından eşek gelse, kürek takımına malzemeci gelse, havaalanında en az 100 tane, 200 tane adam. Davullar zurnalar. Atkı matkı. Lens şu anda buraya sanki böyle alakasız bir takıma. Fenerbahçe'den bahsediyor. Gelmiş bir oyuncu gibi. Bir tek yanında tercüman herhalde o çocuk. Hocam kahve. Adamlar maça gitmiyor, sen futbolcu şu karşılamaya işte gelmiyorsun. Zaten bak ne diyorsun. Fenerbahçe taraftarı maça gitmiyor hocam, ya. Bir de iki maç bir puan almışsın. O da son dakika MR'leri söyleyeyim. MR. Bu neyin MR'sidir? MR denen bir tabir vardır. MR. Belirtiler. Evet. MR eski Türkçe belirtiler. Tabii, belirti demek. Bu maalesef Fenerbahçe'deki şu andaki taraftar yönetim, Fenerbahçe taraftar arasındaki soğukluğun veya kırılmanın dönüm noktası. 24 saat içinde iki tane çok ciddi MR gördük. Bir, sezonun ilk maçı. Kayseri maçında tribünde 15 bin kişi. Eskiden haddine mi düşmüş? Yok bile o kadar. Eskiden haddine mi? İlk maçta 40 bin içeride, 30 bin dışarıda kombiner. Şimdi Lens denen. Ama şöyle ama böyle Hollanda milli takımında bir müddet oynamış. Evet. İngiltere'den, Sunderland'den bir oyuncu getiriyorsun. Evet. Ve gece yarısı 4 falan değil. Tabii. Makul bir süre. Eskiden ne diyorum, bu ağır bir laf. Eşek gelse Fenerbahçe'ye transfer. Aynen, en az 200 tane adam. Hoş geldin eşek şimdi. Hoş geldin eşeğin eşek. Boynuna şey bağladı. Fenerbahçe fulanı bağladı. Bu eşek akşam, sevilir. Bu eşek akşam sevilir. Göğsünde kurt deseni olan. Kurt mu domuz mu hocam, onu ben anlayamadım ben. Benzettim. Kurt kurt ya. Kurt mu domuz kurt mu? Yani böyle domuz mu gördün, böyle burnu olan domuz mu olur? Kurt olsa ne olur, domuz olsa ne olur? Niye taktın kafayı tamam bu kadar ya? Kurt. Bir tane çocuk saf saf arkaya bakıyor. Şu anda araba bekliyorlar. Yanında bir tane Fener taraftarı yok. Bir tane kaşkolumsu bir şey yok. Bozkurt mu? Yanında bir tane tercüman çocuk. Muhtemelen WhatsApp'tan biriyle mesajlaşıyor. Neredeyiz hocam? Araba taksi. Nerede kaldı kardeşim? Aksaray binecek mi hocam? Aksaray. Buradan. Fenerbahçe taraftarına şunu söylüyorum. Şunu ispat ettiniz son 5 yılda. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, en sağlıklısı sizsiniz. 3 Temmuz Galatasaray'ın başına gelseydi neler olacağını söylemek istemiyorum. Ne TSK, ne MSK, en diri duran. TSK zaten. Sivil toplum kuruluş sizsiniz. Evet. Lakin şu anda kırılma yaşıyorsunuz. Bunu kabul edin. Örnek mi bu? Ve dün geceki maçtaki 10-15 bin kişilik seyirci. Hocam, yanlış söylüyorsan bana lütfen hocam, muhalefet çok özür dilerim. Ceylan Çalışkan. Sevgili Ceylan Çalışkan. Biraz önce... Ayda. Evet, Ceylan Çalışkan telefon hattımızdaydı ama son dakika gelişmesini verelim. Kendi cümlelerin arasından Diarra olmadı denildi. Diarra olmadı dedi. Diarra defteri kapanıyor gibi gözüküyor Galatasaray'da. Efendim biraz şu var. Sen şu anda hala ekranda efendim. Bu Montivero saçmalıklarından ve soygunlardan sonra, o dönemki soygunlardan sonra gerçekten Galatasaray ince arayıp sık dokuyor olabilir. Öyle bakmak lazım. Dursun Özbey'i kutluyor. Genel çalışkanla çalışmaları da olumlu. Lens'i yani nasıl buldun Sinan abi? Fiziğini, yapısını, tarzını, yani görüş olarak ilk bakışta hani bir futbolcuyu siz anlarsınız. Şahane. Maldan anlar. Harika. Yani. Nereden anlıyorsun ya? Ne diyeceğim hocam, çocuk aslan gibi olan. Ne diyeyim yani? Nasıl durdun derken hocam, neyi diyeceğim? Hocam Alexis Sanchez geldi. Özür dilerim Sinan abi. Şöyle
Ne yani? Ay tamam, yani hiç futbolcu değilim. O para konusunda meraklı çıktım. Bak şimdi. Ya şimdi bana Ertem öyle bir soru soruyor ki ne diyeyim ben çocuk için? Evet, yani abi, buldum, ben gördüm öyle. Sen izledin mi Nansız abi? Ne alakası? Evet. Yok ben izlemedim ama avukatın bilhassa istediği kendi oyuncusu. Özel istediği bir oyuncu. Kendisi. Fiziği aslan gibi. Baba fark etmez fizik müzik aslan bakacağız, gibi falan filan. Hiç onlar önemli bana değil. Bana şunu söyleyeyim. Messi'nin iyi mi, Messi'nin... Bana Volkanlar iyi mi diyeyim onu söyleyeyim. Hocam Messi'nin şu kadar boyu var. Bu kadar dünya yıldızı. Bacak kadar Maradona bu kadar. Bacak kadar boyu var, türlü türlü var. Şimdi ben bunu fiziği aslan gibi yakışıklı çocuk bilmem ne tişörtü güzel falan böyle yok. Hoş gelmiş. Göreceğiz önümüzdeki hafta, bu hafta da ondan önceki sonraki hafta. Göreceğiz bakalım ne oynayacak, ne yapacak. Evet. Göreceğiz. Şimdi ben Ahmet Hoca'ya şunu Zaten söyleyeyim. Zaten Şimşekoğlu'nu birazdan tekrar Zaten ekrana getireceğiz. Zaten Şimşekoğlu deme abi. Ha evet. tamam anladım. Bunun adı... Bak Ahmet... Kol Bey'in... Özür dilerim. Ceylan abi tekrar hatta sevgili Ceylan Çalışkan'a güle güle diyemedik. Ceylan abi çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ceylan Çalışkan'a benim bir sorum var. Bir saniye. Diyara olmuyor mu sevgili Ceylan Çalışkan Galatasaray'da?